Şu anda bir apartman boşluğundayız. Cici cici şeyler yapacağız. Apartmanların kapı zilini çalacağız. Nasıl öğretiyorlar çocuklarına dersleri falan, onları öğreneceğiz. Yani bir istatistik programı düşünün yani. Biz neler yapacağız? Ay oynayacağız. Oynayacağız mesela. Ay neler neler yapacağız. Bir görseniz, ay neler neler yapacağız. Ama yani şimdi kapı zilini çalacağız. Bakalım kim çıkacak karşımıza? Evet. Ding dong. Ding dong ding dong ding dong. Ding dong. Buyurun, hoş geldiniz. Aa, çocuğum bu ne hal? Oğlum merhaba desene yavrum. Merhaba desene çocuğum. Aman yarabbi, ne oldu çocuğum oğlum, sana? Oğlum oğlum, kafanın gözünü yoracağım ha. Tamam. Şey beyefendi, birazcık sakinleşirseniz. Biz bir televizyon programı için gelmiştik de yani. Bir istatistik televizyon araştırma. Programı mı? Tabii tabii, televizyon programı yani. Ay çok severim, en evet, sevdiğim. Şu mikrofonu da size vereyim efendim. Evet. Şöyle konuşunuz. Efendim biz şeyi soruyoruz yani, çocuğunuza derslerinizi nasıl çalıştırıyorsunuz? Ya oğlum saklanma, kameralar görsün lan. Lan görsün ya, lan kameralar. Yavaş davransanız çocuğa. Tamam. Canım canım. Evet, ne yapıyorsun bakalım? Hah, dersler nasıl? Çok iyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Biraz dayak alır mısınız? Dayak almayın. Evet, buyurun bir dayağımızı yiyin. Ay çok mersi, beni almayın. Biz böyle kapıdan içeri girmiyoruz, adım atmıyoruz. Anladım. Şimdi bize biraz programın formatından bahsedebilir misiniz? Tabii tabii. Programın formatı şu. Biz efendim doğru öğrenmeyi öğretiyoruz. Sokak röportajları yapıyoruz, ev röportajları yapıyoruz. Öğreniyoruz. Çocuğunuza dersinizi nasıl öğretiyorsunuz? Vallahi çok mutlu yere geldiniz. Doğru öğrenme konusunda bu Türkiye'de hatta bu dünyada benim üzerime yok. Ah, tam yerine gelmişim. Aynen. Çünkü ben önce bu sığıra güzel güzel konuşuyordum. Güzel güzel anlatıyordum. Doğru öğrenme. Bak oğlum, doğru öğrenme böyledir. Laf bak, lafımı dinle, sözümü dinle diyordum. Sonra sokuyordum deneme sınavına. Hiç 10 net, 5 net ancak. Aynen. Sonra siz ne yöntemler uyguladınız? Sonra beyefendi? Dedim ki mesela ödül yöntemini uyguladım. Oğlum dedim ki bak. Ne verdiniz ödül olarak? Mesela dedim ki ay vermedim, hiç ödül alacak bir şey yapmadı ki. Ha tamam, evet. Şey yapın ya öyle. Tamam. Evet. Şimdi ne diyordum mesela bu mesela sınavdan? Ceza olarak da şeyler yapıyor musunuz yani? Bir dakika anlatıyorum ama anlatın, sözümü ama kesmeyin. Tamam, ha, tamam affedersiniz. Ha. Şimdi diyordum ki eğer Türkçeden 30 net yaparsan sana bir bilgisayar alacağım. Aa, ne müthiş bir evet davranış biçimi. Ama yaptı mı sır? Yapmadı mı yaptın sır? Yaptın mı sır? Söyle. Yapamadım. Yapamadın mı? Yapamadı. Aa, yapamadı. Sonra cezayı deneyeyim dedim. Git dedim oğlum. Tek ayak üstünde bekle. O da olmadı. Sonra buldum ve bildiğim en iyi yöntemi buldum. Şimdi kaç net yapıyorsun? Anlat bakayım. Anlat bakayım, kaç net yapıyorsun? +2. +2. Evet. Şimdi +10. Şimdi buradaki bütün Türkiye başındaki, ekran başındaki izleyicilerimize anlatmak istiyorum. Mesela diyelim ki çocuğunuzun matematikten güzel güzel böyle netler çıkarmasını istiyorsanız karna çalışın. Bak, karna çalışıyoruz. Karna böyle çalıştırca. Ay ne yapıyorsunuz beyefendi, çocuğun mesela hale gidelim. Mesela kadar fazla yumruk atarsanız o kadar net. 12. Mesela 12. Mesela kulağını böyle vurduğum anda felsefeden full çıkarması garanti. Ay yapmayın canım, sığır olsa da çocuktur yani, hani bırakın. Sonra saçlarınız yolmak suretiyle böyle kafa derisinden böyle çekip elimde kalana kadar böyle yolduğum zaman coğrafyadan Türkiye derecesi yapması garanti %100. Ay beyefendi, siz ne yapıyorsunuz bu çocuğa? Olacak şey değil yani. Hanımefendi lütfen çocuğumu alabilir miyim? Sen çocuğum söyleyecek bir şeyin yok mu yani? Memnun musun bu adamdan, bu hali mi? Gel. Hayır canım, vermem çocuğu, yazık günah değil mi ya? Ama bakın şimdi deneme sınavlarında Türkiye derecesi yapacak kadar ilerletti kendini. Çocuğum sen de bir şeyler söylesene Allah aşkına. Memnun musun bu babadan? Çok seviyorum babamı. Çok mu seviyorsun? Ağzın yüzün morarmış. Bütün her yerinden kanlar fışkırıyor. Ama neden? Ben çocuğumun kötülüğü için bir şey yapıyor değilim. Çocuğumun kötülüğü için. İleride mesela başarılı bir doktor, başarılı bir mühendis, başarılı bir avukat olduğu zaman gelecek diyecek ki babacığım iyi ki dövmüşsün, oğlunu dövmeyen dizini döver diyecek. Sonra ben de aferin oğlum deyip bir çakacağım yumruğu. Ondan sonra daha da başarılı master doktora yürüyecek. Anladım. Son ekranları başındakilere son bir şey. Evet. Mesela tarihten bir sıkıntınız var diyelim. Alın bunun burnunu. Merde aman senin burnunu kopartırım. Çocuğum sen şu tarafa geç bakayım, sayın seyirciler ne söyleyeceğimi şaşırdım. Yani bu programda neler olacak?
Nasıl kessin yayını? Nasıl kessin şey yayını? Hanımefendi gerçekten. Tamam, kapak kessin sonra şey yapalım. Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer, her gece yalnızlık sevgili gibi boyun boyunca uzanıyorsan koynuna, olur olmaz yere ısınıyorsa kirpiklerin artık her şeye, anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan, kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış, kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, İçindeki çocuğa sarı, sana insanı anlatı. İçinde uykularından uyanıyorsan eğer, her gece yalnızlık sevgili gibi boyun boyunca uzanıyorsa koynuna, olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye, anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan, kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış, kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarı, sana insanı anlat.
Orkestrası. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel bir şarkı, ne kadar güzel bir yorum oldu. TRT Okul ekranlarındasınız, Hayat Okulu'ndasınız. Ekran başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız, hepiniz yepyeni bir güne hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, geçen hafta doğru öğrenmeyi konuşmuştuk. Ancak çok fazla konuşulacak şey vardı ve önümüzdeki hafta devam edeceğiz demiştik. Biliyorsunuz verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Bu hafta Hayat Okulu'nun ilk bölümünde doğru öğrenme konusunu eğitim danışmanlarının Lionel Messi'si Fatih Aytaç'la konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümümüzde ise beklenmedik gelişmeler, içimizde kalanlar, kaçırdığımız fırsatlar, yarım kalan sevgiler, unutamadığımız aşklar... Beynimizde neler beynimizde düğümler ve takıntılar oluşturur. İşte bu düğüm ve takıntılardan beyin detoksu ve düşünce durulama tekniği gibi kendi geliştirdiği yöntemlerle kurtulabileceğimizi söyleyen değerli doktor Habib Demirel tam burada olacak ve bu teknikler üzerine aynı zamanda doğru ve kalıcı öğrenme üzerine de konuşmaya devam edeceğiz kendisiyle. İsterseniz sözü daha fazla uzatmayalım. Hayat Okulu başlasın. Hocam hoş geldiniz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler diyorum, kolaylıklar diliyorum. Yine bugün çok başarılısınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Siz de bu arada bugün böyle bir şarkıda dalıp gittiniz hocam. Ya orkestramıza ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikalar. Yani hepsi uyum içerisinde. Çok güzel söylüyorlar. Dalıp gitmemek mümkün değil böyle bir orkestranın önünde. Ne mutlu aynen, bize. Kesinlikle. Evet evet, öyle bize. Hocam. Şimdi ben yanımda başlamadan bir saatli marif takvimi getirdim. Hı. Bugün 1 Nisan, yani 1 Nisan'ın da sizin programınıza denk gelmesi hayatın bir cilvesi olsa gerek evet, diye düşünüyorum. Evet. Yine şakalar, şakalar. Yani bir şakalar, espriler artık ben sizden olur bekliyordum ama ya açılırken bir şaka yaparsınız diye. Ya bizim hayatımız şakayla geçtiği için hocam. Doğru. İşi profesyonellere bırakalım dedik. Bir de tedirginlik olmaya başlıyor hocam. Sabahtan beri bir heyecan sarıyor böyle. Acaba nasıl bir matematik sorusu gelir ve Kutay'la biz yine nasıl gülümseyerek kalırız diye. Yani Nisan 1 şakasını biraz sonraya bırakarak isterseniz aralara serpiştirelim. Yani programın başında yaparsak hem konuklarımız kaçabilirler buradan. O yüzden daha sonraya bırakalım. Daha sağ olun. Tamam hocam, ara ara bekliyoruz. Şimdi evet, geçen hafta yarım bırakmıştık. Kaldığımız yeri de hatırlamıyorum açıkçası nerede kaldığımızı. Evet. İsterseniz siz güzel bir girizgah yapın ondan sonra biz devam şimdi edelim. Şimdi şöyle tabii biz doğru öğrenme, kalıcı öğrenme, verimli çalışmayı birbirine giydirmeye çalışıyorduk. Ama takdir edersiniz ki her anne baba daha çocuğunun yürürken, acaba bu yürüyecek mi? Emeklerken bir telaşa girer. Konuşurken acaba konuşacak mı telaşı? Okula başladığında iyi bir eğitim almasıyla noktalamak isterler. Yani çocuk kaliteli bir eğitim alsın isterler. A sınıfı bir eğitim alsın isterler. Bunun için de kendilerince elinden gelen gayreti göstermeye çalışırlar. Bizim sistemimizde yani bundan 2004 yılına kadar Newton paradigmalı bir eğitim sistemi vardı. Yani bu ne demektir? Bu öğretilme merkezli bir eğitimdi. Yani bu Newton paradigmalı eğitim dediğimiz sistemde aynı öğretmenlerle, aynı sınıfta, aynı araç gereçlerle, aynı sistemle bütün çocukların aynı anda öğrenilmesi beklenirdi. Eğer o çocuk öğrenemiyorsa o şeyde biraz daha böyle geri zekalı, biraz daha sanki yetenekleri azmışçasına davranılıp takviyelerle o bilgiler giderilmeye çalışılırdı. Ancak bu son çıkan yani 10 seneden beri yaklaşık bu sistem kullanılmaya başladı. Öğrenci merkezli bir eğitim. Yani öğretilme değil de öğrenilme merkezli bir sistem. Yani yaparak, deneyerek, görerek bir sistem oluşturmaya başladı. Bu da kuantum paradigması dediğimiz bir sistemdir ki çok daha başarılı oluyor. Yani çocuk yaşayarak, görerek bunu yapmaya çalışıyor. İşte bu sistem içerisinde biz doğru öğrenmeyi, kalıcı öğrenmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Nasıl yaparsak bunu öğreniriz, bunu tartışıyorduk. Ona girmeden yani bu yöntemleri kullanan, yani Milli Eğitim Bakanlığı mı dedi bundan sonra işte Newton paradigması değil, kuantum paradigması işte böyle bir şey benimseyeceğiz diye. Yoksa sistem, eğitim sistemi, dünyada uygulanan eğitim sistemi zaten kendiliğinden bunu getirmeye çalıştı. Yani uygulanan sistem... Bir öğretmenin eğer başarılı olmasını istiyorsanız, yani biz öğretmen merkezli bir eğitim değil, öğrenci odaklı bir eğitim uygulamak zorundayız.
gelişen araç gelişler, sistem, teknoloji bunu gerektirdi zaten. Sistem de buna göre uygulanmaya başladı. Dikkat ederseniz sınavlarda zaten kazanımlar diye bir bölümler var. Derler ki biz buradan soracağız. Yani artık ezber üzerine değil, daha çok yüksek düşünme tekniğini içeren sistemlerle bunu yapmaya çalışıyor bu sistem. Yani eskisi kadar ne kadar çok ezberlersen o kadar çok başarılı olursun değil. Ne kadar çok uygularsan, ne kadar çok buraya kaydedersek, biz geçen hafta hatırlarsanız belleklerimizi, yani ön belleğimizi, uzun belleğimizi anlatmaya çalışıyorduk. Diyorduk ki işte kısa bilgiler buraya gelir, daha sonra buraya atarsın. Eğer ön belleği iyi kullanabiliyorsan doğru öğrenmeyi yapıyorsun demektir. Bir konuyu öğrenirken işte matematikten örnek vermeye çalışıyorduk biz geçen hafta. Orada kalmıştık, oradan da devam edelim istersen. Çünkü doğru öğrenme dediğiniz şeyin... Yani okul hayatıyla başlayıp aslında bütün hayatımızı kapsayan bir şey olması sebebiyle bunu tabii konuşuyoruz. Hazır öğrencilerimiz buradayken bu haftaki konuğumuz hangi lise? Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi konuğumuz. Oradaki arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza soralım. Acaba birkaç kişiye bir soralım. Yani kendilerince nasıl bir öğrenme sistemi kolay öğreniyorlar? Evet. Mesela küçükken ilk olarak... büyüktür küçüktür işaretlerini öğrendiğimizde matematikte hani karıştırıyorduk yaş dolayısıyla. Bu yüzden başına bir çizgi çekerek B ya da K olmasıyla bunun büyüktür ya da küçüktür olduğunu anlayabiliyorduk. Bu da biraz görsel olarak bizim için etkili oluyordu. Ya da mesela küçük kuzenim sürekli eksi ve artının çarpımını karıştırıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Hani yardım ederken de onun da görsel anlayışının fazla olduğunu fark ettim. Ve yardım ederken işte gülen yüzü çizerek falan, hani göz kırpıyorsa o zaman eksi artı, bu şekilde onun da anlayabilmesi için yardımcı oluyordum. Teşekkür ederim. Güzel bir yöntem mi belirlemiş? Ben matematiği evet, o yüzden anlamamışım. Şimdi şöyle bahsettiğimiz olay şuydu, farkındaysanız herkes dünyaya gelirken aynen kan grubu gibi bir öğrenme yetisiyle beraber gelir. Yani bu zekayı, bunu karıştırmayalım. Herkesin bir stil vardır. İşte ne diyorduk? Görsel, işitsel, kinestetik veya dokunsal, bunlar ayrı şeyler olsa bile beraber işlenir. Bakın bu arkadaşımız daha çok görsel yeteneğini kullanarak. Bakın artı ile artının çarpımı, artı ile eksinin çarpımı dedi. Ben bunu bir anlatayım isterseniz size. Lütfen hocam. Olur? Şu tahtayı acaba bir alabilir miyim? Ben tahtı üzerinde daha kolay anlatırım diye düşünüyorum. Getirdim hocam. Şimdi. Yönetmenim nasıl koyalım? Burası iyi midir mesela? Tamam. Evet. Şimdi bir öğrencimden öğrendim biz ben de bunu. Biz de görelim bu arada. Evet, gel. Artıya dost demiş. Dost. Evet, eksiye de düşman demiş. Artıyı dost olarak, eksiye de düşman olarak görüyor. Sonra diyor ki artıyla artının çarpımı. Dostumun dostu dostumdur, yani artıdır diyor bana. Ne güzel. Sonra diyor ki dostumun düşmanı, yani artı ile eksinin çarpımı nedir? Dostumun düşmanı. Dostumun düşmanı düşmandır. O zaman eksiymiş. Aklında kalması evet için. Düşmanımın düşmanı, yani eksi çarpı eksi, dostumdur diyerek böyle bir yaklaşım getirmiş. Bu da bir görsel öğrenme sistemidir akılda kalması için. Çok güzel matematik hocam bu. Tamam. Trigonometriyi nasıl anlatacaksın? Hadi tamam, anlatın bana burada trigonometriyi. Şimdi trigonometri dedi o zaman... Tanjant alfa, sin alfa bölü kos alfa ise ama aklında kalmıyorsa... Ama sen çok kötü bir şey yaptın bir dakika, şu anda. Dur, nasıl bir neye bağlayacak? O zaman taner de siner bölü kos er diyerek aklımda kalmasını sağlarım. Ya anladım buradan işte şimdi trigonometriyi evet. Şimdi tekrar dönebiliriz yani öyle mi? Şimdi devam edelim isterseniz. Buyurun hocam, nasıl isterseniz. Başka görsel yöntemle ya da işitsel yöntemle öğrenen... İlla dersi değil, başka bir şey öğrenen var mı aranızda? Yani ben şöyle daha kolay öğreniyorum. Benim için şöyle öğrenmek daha kolay, ezberden daha ziyade aklımda kalıyor dediğiniz nedir? Yani şu, işitsel veya görsel yetilerim daha fazla diyen aramızda arkadaşımız var mı acaba konuşmak isteyen? Mutlaka herkesin kendine göre bir öğrenme biçimi vardır yani, kolaylığı vardır diye düşünüyorum. İşte kimisi hikayelerle öğreniyor böyle. Şimdi örneğin su denildiği zaman... Görsel işitenlerin aklında, yani görsel öğrenenlerin aklında hep şelaleler gelirmiş. İşitselin aklında su sesleri gelirmiş. Kinestetik olanın aklında ise yüzmek gelirmiş. Yani bu beynin aldayması çok önemli. Eğer burayı çok iyi biliyorsak, ikinci kısımda
Sayın doktorumuzla bunu tartışacağız biz. Eğer burayı iyi kullanabiliyorsak verimli çalışma veya kalıcı öğrenmeyi burada öğrenmiş olacağız. Siz söyler söylemez benim gözümün önünden şelaleler geçti. Evet. Şeyde eğitim sisteminde peki yani mesela öğrencilerden biri dese ki ben kinestetik öğrenmeyi şey hani ona yatkınım. Ders çalışmada ya nasıl uyarlayabiliriz bunu? Su örneği açıklayıcı oldu ama ders çalışırken nasıl bir şey olabilir? Örneğin sen bana programdan önce sormuştun Kutaycığım. Ben kesirleri bir türlü öğrenemedim diye. Evet. Ben sorayım şimdi o zaman size. 1/2 mi daha büyük, 1/3 mü daha büyük? 1/2 daha büyük. Neden? İki tane şeyin bir parçası. Ha, şimdi bakın çok iyi. Kötü mü cevap verdim? Yine çok kaldırdım. Tamam. Yok doğru söylüyorsun. Doğru mu söyledim? Tamam. Şimdi arkadaşlarımız bunu yaparken öğrenciler yani bu tabii seviyeye göre değişiyor. Daha çok yeni başlayan kesirleri bilen bir arkadaşlarımız için önce bir bütünü anlatıyoruz biz kendilerine. Bunu bütünü iki parçaya bölüyorsun. Zaten biraz sonra çocuklara eğlendirerek matematik nasıl öğrendirir ona da girebiliriz. Ama onu daha sonraki haftaya bırakalım ama ben kısa olarak görsel olarak anlatmaya çalışıyorum. Bu bir bütündür. Bunu iki parçaya böldünüz. Bu bütünü üç parçaya böldünüz. Üç parçaya bölüyorsunuz, birini alıyorsunuz. Bunda da birini alıyorsunuz. Göstereceksiniz hangisi daha büyük diye. Ama daha sonra iş değişiyor. 4/6 mı daha büyük diye. O 4/6'yı da yine 4 parçaya bölüyorsunuz. Pardon 6 parçaya bölüyorsunuz. 4'ünü alıyorsunuz. Yani 2 tane aldığım zaman bunu da gösteriyorsunuz. Yani çocuğun kafasında bu oluşursa eğer bunu göstererek anlatırsanız olay daha basit hale gelir. Ama genelde hepsini bir bütün olarak aldığınız zaman yani paydada bulunan payda dediğimiz alt taraf kısmı tüm olarak kabul edersek üst taraf ne kadar büyükse o kadar büyüktür diye bunu verebiliriz. Peki bu nerede işimize yarayacak bu kesirler? Bizim hayatımıza giren, örneğin yüzde problemleri matematikte çok önemlidir. Şimdi çocuk diyecek ki, hep diyoruz ya çocuğun bir amacının olması lazım, bir hedefinin olması lazım. Ben bunu niye öğreniyorum? Hayatta ne işime yarayacak? İşte cuk diye oturan bir şey. En azından o indirimler yapıldığı zaman kazıklanmamanız adına hiç değilse. Hani yazıyorlar ya %50, %70, %80 indirimler var. Şimdi çok basit olarak bunu herkes biliyordur. Ortaokul veya ilkokul seviyesinde belki biraz zorlanabiliriz bunu öğrenmekte ama örneğin 60'ın %20'si kaçtır dediğinizde 12 olduğunu kafadan yapamayabilirsiniz. Ancak şöyle yapayım ben hemen kısa örnek vererek anlatayım. Ne işimize yarayacak onu anlatıyorum. 60'ın %10'u 60'tan da bir sıfır atıyorsunuz öbüründen de bir sıfır atıyorsunuz. Çarptığınız zaman %10 ortaya çıkmış oluyor. Peki bu ne işe yarayacak size? İşte alışveriş yaptığınız zaman bunu kullanmakta işe yarayacak. Hatta bununla ilgili bir öğrencim bana şunu söylemişti. Hocam arkadaşımla ben alışverişe gittiğimizde pantolon alıyorduk arkadaşıma. Ben orada matematiğimin çok üst düzeyde olduğunu anlatmak için aldı. Kasaya geldiğimizde işte bir hesap çıkarttılar. Kaç lira bu pantolon? 350 lira. %10'u ne yapar? 35 lira indirim yapar. Adam böyle dedi. Ben dedim ki hayır bu böyle değil. Baktım burada yazıyor. Size 36 yazıyor. Bu 36 lira yani demek ki. Size 36'yı. O herhalde bedeli, sizeyi sayesinde size olarak aldılar. İşte patladı bir yani, tanesi. Tabii siz bunu böyle algılarsanız, yani size sadece beden indirim olarak algılarsanız, tabii bu yüzü problemlerini öğrenmenizin de bir katkısı olmayacak demektir. Hayatımızda bunu kullanırken, inanın hayatınıza sokarsanız bu işi öğrenmeyi, doğru öğrenmeyi her zaman kalıcı olur. Yani şimdi öğrenciye veya öğrenme merkezli bir eğitimde öğretenin ve öğrenenin yaptığı espriler bile değişiktir. Öğretmen sorar, kediler havaalanına niye gitmezler? Geliyor çünkü, bir insan şakası. Niye hocam? Çünkü pist varmış orada. Bu bakın orada pist yani hem öğretiyor ama öğrenci buna şöyle cevap veriyor. Diyor ki hocam peki diyor deveye sormuşlar neren eğri diye. O da demiş ki ben artık böyle sorularla gündeme gelmek istemiyorum. Şimdi bakın birinde doğaçlama var yani birinde yaratıcılık var öbüründe öğretiyor pist varmış oraya. Yani kediler pist deyince oraya gitmezlermiş gibi şeklinde. Gibi. Esprilerinizi bile öğrenci yeni beyindir her zaman yaratıcıdır. Öğretmen dayatır bazen bunu öğreneceksin diye. İşte öğrenme merkezli bir eğitimde tek bir yol yoktur. Birden fazla şeyi düşünebilirsiniz. Öğrencinin hayalleri vardır. Hayallerine gem vurmayacaksınız bırakın özgür olsun. Yani bu özgür derken çocuk yaratabilsin, alay edilmesin. Hep diyoruz ya çocuğun hayali bir gün muradı olacaktır diye. O yüzden eğer biz bunu
kendi yeteneklerine göre desteklersek o çocuktan başka şeyler çıkabilir. Başka olaylar çıkabilir. O yüzden her zaman destekleyici olmamızda fayda var diye düşünüyorum ben. Evet, harika hocam. Teşekkür ederiz. Bu doğru öğrenme konusunu mutlaka ilerleyen programlarda yine gündeme getiririz ama Habib Hoca ile de konuşmaya devam edeceğiz. Bununla alakalı son bir soru sormak istiyorum. Hayatımıza bunu sokmamız gerekiyor dediniz. Evet. Doğru öğrenme, bu teknikleri ama siz bu konuda uzman birisiniz. Yıllardır bunun üzerine çalışıyorsunuz. Öğrenciler tek başına bunu nasıl yapacaklar? Yani öğretmenlerinden de o yönde bir şey gelmezse nasıl yapacaklar? Öğretmenlerinden gelme, bakın burada öğretmen rehber olacak. Yani öğretmen nihayetinde olayın önce üzerinde. Önce öğretmenlerin o zaman kendi hayatını sokmaları. Zaten hep şunu söylüyoruz. Yani herkes öğretmen olamaz. Öğretmen dediğim bir kere çocuğun ruhuna dokunacak. Karşısındakine baktığı zaman neyi hissettiğini anlayacak. Arkasını dönüp de 3 artı 4 7'dir değil bu öğretmenlik yani. Çocuğuyla bütünleşecek. Dikkat edin, en çok sevilen öğretmen sorun öğrenciye hep aklına şunu söyler. Beni önemsiyordu o öğretmendir. Önemsenmek çok önemlidir. Evet. Bu anlamda onun duygularına, düşüncelerine, yaptığı eyleme siz sadece ve sadece aracı olacaksınız. Bilgilerinizi aktaracaksınız, dayatmayacaksınız bu böyledir diye. Yani matematikte anlattığım gibi bunun yolu tektir. İşte buradan siz bana kaç değişik yoldan gelirim dediğiniz zaman buradan gelirim, buradan gelirim değil. Üstten de atlayabilirsiniz. Tabii. Başka şeyler de yaratabilirsiniz. O yüzden öğrencinin düşüncelerine her zaman fırsat verip onları geliştirmek zorundayız. Eğer iyi bir öğretmensek. Tabii burada aile faktörü de biraz sonra devreye girecek. Evet. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman da zaten çocuk sorumluluğunu almıştır demektir. O zaman da Türkiye geneli matematik ortalaması 4,5'un üstüne çıkacak demektir. Aynen. Diye mutlaka düşünüyorum ben. Doğru öğrenmeden konuşurken ben de bazı şeyleri doğru öğrenebiliyorum. Ve mesela doğru öğrendiğim için birçok şeyi de en iyi şekilde yapabiliyorum. Mesela, işte oyunculuğumun, sunuculuğumun yanı sıra rejiye de meraklı olduğumu herkes bilir. 10 parmağında 10 marifet. 10 parmağında 10 marifet. Bugün size bir sürpriz hazırladım hocam. Evet. 1 Nisan'da olduğu için. Evet. Davul çalmak istiyorum. Bir davul şovu yapacağım. Çünkü şimdi bir yaramazlığa doğru gidiyor yine Kutay. Kuzeyciğim, yani bundan sonra inşallah ben geçeceğim buraya. Ah, şu Kuzey, mikrofonda ah, sen de yani ya mesleği de kaptırdın yani. Programdan önce bana diyorlar ki yok bir yarışma varmış. Dünya birincisi gelmiş falan. Ne diyorsun Kuzey benim davulculuğum konusunda? Neyse bir çalayım da ondan sonra. Evet. Önce size bir ne, bir solo bir şey. Tamam, ben bir solo yapayım. Bir solo gibi yap, evet. Evet. Ama bir dakika. Daha kötü çalacağımı zannediyordum. Gerçekten bitmiş. Ne diyorsun Kuzey? Ben de şahane vallahi. Ne diyeyim? Kuzey şahane mi gerçekten? Bence de. O zaman seni artık alalım dışarı. Yani oğlum, şey eziyet görmedi diyeceksin. Kutaycığım, sen bu işten bir süreliğine bir dur bakalım. Biraz durayım, bekle istersen. Erhan Karaca bugün seyircilerimizin arasında. Onu bir yanımıza davet evet, edelim mi? Neden bir burada? Çok değerli bir konuğumuz var. Aynen. Hoş geldiniz. Merhaba sevgili Erhan. Buyurun Öz, sizi hoş hemen geldin, yerinizi alalım. Şimdi önce bu şeyi yapmadan mikrofon var mı sizde? Evet, var. Güzel. Erhan Karaca baterist bu arada, hemen onu söyleyelim. Ve bir yarışmaya katılmışsınız. Evet. Ne oldu o yarışma, ne yarışmasıydı? Ne yarışması, neler oldu? Dünyanın en hızlı davulcusu yarışması Amerika'da yapılıyor. Ve ellerde ve ayaklarda bir dakika içinde en fazla vuruş yapan yarışmayı kazanıyor. Peki neden böyle bir yarışma yapılıyor gerçekten? Bu önemli bir şey değil mi? Yani beyin vücut koordinasyonu ve çok hızlı olmanız evet, tabii, gereken bir şey. El, göz ve tamamen beyin ve el ilişkisinin çok önemli olduğunu burada görüyoruz aslında. Evet. Peki siz yani müzisyensiniz, bayağı müzik yapıyorsunuz. Bir yandan da her gün böyle ona mı çalışıyorsunuz? Nasıl bir antrenman? Bir yandan çalışıyorum aslında. Doğru musunuz? Eğitimin önemi burada da ön plana çıkıyor. Hani hep günde en az buna bir saat ayırmaya çalışıyorum. Ve bütün herkesin de bunu yapmasını öneriyorum. Kaçıncı oldunuz? Onu da söyleyeyim. Aslında bir derece alamadım. Ayaklarda 940 vuruş yaptım ama elemelerde yaptığım için finalde bunu gerçekleştiremedim. Gerçekten şey ayakla gibi. Ayakla 940 evet, vuruş bir dakika içinde. Benim kadar yapamamış. Olmamış benim evet. Kadar. Bu arada ben kendimi çok iyi hissettim. Ben en az 1500 yapıyorum. Neyse. Evet, biz size şey yapalım. Evet, o fotoğraf makinesi galiba. Çekeceksiniz evet, evet, selfie.
Ne o? Tamam. O ne? Bu video kamera. Hesaplayacak mı? Evet, bu hesaplıyor. Hesaplıyor. Tamam. Evet. Tamam. Evet. 30 saniyelik bir vuruş yapayım. Bir dakika yapıyoruz normalde yarışmada ama şimdi. Tamam, 30 saniyede. Siz nasıl ne kadar istiyorsanız. Evet. Şimdi normalde ne kadar yapmanız gerekiyor? Aslında 60 saniye, bir dakika yapıyoruz. Yani tamam. Benim el rekorum 1023. Peki. Bir alkış önce o zaman. Açık mı şu an, kontrol edebilir misiniz? Açık değil. Tamam, pardon. Evet. Şu an açıldı. Fotoğraf makinesini de açtık. Evet. Ay, poz ver Kutay. Evet. Hazır mıyız? İyi görünüyor muyum? Bunu... kolay bir şeymiş gibi. Evet, o yüzden evet. Ben de bir sen yapabilir miyim? Sen denemezsen olmaz zaten mutlaka. Şimdi mahareti ortaya çıkarmak için gerçekten kaç yapacağım bilmiyorum. Nasıl başlatıyoruz? Çalmaya başladığınız anda başlıyor. Tamam. Sayıcım burada kokoreçle şeyi karıştırma da ya. Tamam, pardon, bir şaka daha geldi. O zaman başla. La. Zor bir şey bu. Şu an 110 oldu. 110 oldu. Daha biraz daha de, hadi hadi. Saniyesi kaç? Saniyesi kaç? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Bitti mi? Kaç? 298. Yani son cüzümde sağ olun. Evet. Gerçekten hiç kötü değil yani. Siz ne diyorsunuz Kutay'ın yeteneğine? Bence çok iyi. Ama bunu geliştirmesi mi gerekiyor yani? Doğru eğitimle. Şimdi de bir şarkı söyleyeceğim. Ondan sonra artık oyunculuktan neler neler. Siz alıyor muyuz? Ben anlıyorum. Yayından sonra bakalım. Bir tane denedik nasılsa. O zaman Figen Biricik ve orkestrasından bir şarkı dinleyelim ama şimdi. Ama önce kocaman bir alkış çok alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz bu parçamızı Fatih Hocamıza hediye ediyoruz. Çok sevgili Fatih Hocamıza. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hadi arkadaşlar. Aşkım.
kızım yakalamıştı. Saçlarından bahar. Masraflarda aldı başını gitti. Masraflar aldı başını gitti. Ne olacak bu işin sonu? Çocuğun okul taksidi de yaklaştı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Acaba üniversiteyi kazanabilecek mi? Ay, yatsam uyusam artık birazcık, belki bu iç sesim susar. Susmayacak. Bu iç ses hiçbir zaman susmayacak. Bu gelecek kaygısı hiçbir zaman bitmeyecek. Hiçbir zaman susmayacak. Ve seni asla uyutmayacak. Ay! Ay dur be! Sen kimsin? Ben senin iç sesinim. Ay biraz sus lan! O iç ses neymiş, beni korkuttu yani. Ya yapayalım, sürekli toz almaya çalışıyorum. Hiç bitmiyor sesi. Sözümü kesme. Neredesin? Ben senin içindeyim. Hangi? Tam içinde. Nerede yani, tam olarak nerede? Havada mısın, görünür bir şey misin? Sus artık ya. Sözümü kesme dedim sana. Birdman filmini izlemedin mi? İzlemiştim galiba. Adam orada iç sesinin sözünü kesiyor muydu? Ne? Ay, acaba çocuğun görme. Okul taksidini yatırabilecek misin? Okul taksidini yatırabilecek miyim? Paraları toplamıştım. 300 lira şeyden gelecekti. 200 lira şeyden gelecekti. 5... Bayram da yaklaştı. Bayram da yaklaştı. Bir masraf. Masraf. Çocuğa bayramlık almak lazım. Kendine bayramlık. Kocaya bayramlık. Herkese bayramlık. Ama para yok. Aa, çekil çekil. Dur be. Ah, ay. Hiçbir zaman durmayacağım. Ha? Hiçbir zaman durmayacak durmayacağım. Mısın? Şey, bir anlaşma yapsak. Sadece bir dakikalığına. Arada sırada susan olmaz mı? Ben hiçbir zaman susmam. Sen hiçbir zaman susmaz mısın ya? Ay! Ay, senden kurtulmak istiyorum artık, yeter! Benden yeter. Biraz zor kurtulursun. Senden biraz zor mu kurtulurum? Yeter artık! Yeter artık, senden kurtulacağım! Senden kurtulacağım! Yeter artık! Çekil! 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 Ya çekil! Hanımefendi, çekil, ne yapıyorsunuz? Çekil! Ay! Çekil! Bir tane hanımefendi. Adam var içimde! Hanımefendi, oo, sakin olun. Benden içeri bir ben varmış içimde. Sakin ondan olun. Kurtulmaya çalışacağım. Sakin olun, sakin ay, olun. Buyurun, ay, buyurun. Bana yardım edin. Ay. Ne oldu, bana anlatın hemen. Şey, o hiç susmuyor. O hiç susmuyor. Sürekli konuşuyor. Ben onunla da konuşmaya başladım. Anladım. Artık, doktor bey. Şimdi, düşünce durulama tekniği. Düşünce durulama tekniği mi? Beyin detoksu. Doğru yere geldiniz. Öyle bu mi? İlk, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ay, ne şimdi, yapıyorsunuz? Beynimizde o kadar çok düşünce, duygu bir anda evet, böyle evet, durmuyor. Sürekli. Biz bu düşüncelerinizi güzel güzel dosyalıyoruz. Aynen. Ah, ondan tamam. Sonra bu dosyaları size teslim ediyoruz. Ne oluyor böylece? Bu düşünceler bir düzene girmiş oluyor. Siz de bu kafa seslerinizden, iç seslerinizden kurtulmuş tamam. Oluyorsunuz. Güzel. Doğru yere geldiniz. Bu iç sesinizi susturacağız. Her evet. Şey bitecek. Her şey bitecek. Emin olun. Şimdi ya o bilgilere ihtiyacım olursa ne olacak? O bilgilere ihtiyacınız olduğunda dosyayı açacaksınız. Aha. Oradan kullanacaksınız. Teşekkür ederim. Şimdi bunu bu nereye bağlasak? Batıyor. Tamam. Ha, pardon. Arada böyle şunu da parmağınızla tutun. Evet. Şimdi açıyorum. Düşüncelerinizi dosyalamaya başlıyorum. Evet, neredeyse bitmek üzere. Neredeyse bitiyor. Evet ve bitti. Bitti. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Asistanım getirdi. Deniz Hanım buyurun. Deniz? O kadar da değil canım. Bir hata mı yaptık? Bir dakika, isminizi unutmamanız gerekiyordu. Şuradan onu geri alalım ve verelim ismi Deniz. Deniz Hanım. Efendim. Buyurun, dosyalarınız geldi. Bütün düşünceleriniz, bütün kaygılarınız, çocuğun okul taksidiydi bilmem ne. Hepsi bunun içinde. Tamam. İhtiyacınız olduğunda arada raftan çıkarır bakarsınız. Ay. Şimdi bu şeyde ilk işlemdi. Bir de koruyucu tedavi uygulayacağız. Düşünce durulama tekniğiyle. Şimdi bu bir deterjan. Bunun içinde akıllı moleküller var. Siz bunu içtiğiniz zaman bu akıllı moleküller beyninizi güzelce durulayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Bunu böyle, oh, rengi de çok güzel, tadı da muhteşem yani. Olacak. Oh, oh, onu içeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun.
Deniz Hanım. Tamam, bunu burada içmeyin. Bunu çünkü eve götürüp içebilirim. Operasyonun hemen üstüne içince biraz gaz yapıyor. Aa, öyle o yüzden. Mi? Tamam, peki. Aynen. Bunu da alın. Yatmadan önce içsem? Yatmadan önce aç karnına. Sabaha durulanmış olur mu? Sabaha durulanmış olarak, tamam. Düşüncelerinizden arınmış olarak kalkacaksınız. Tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sekreterime ödemeyi yaparsınız. Oh, çok teşekkür ederim. Ödeme ne kadardı bu arada? Ödeme 50 bin. 50 bin derken? İç sesinizi aldık, dosyalama yaptık, bir sürü teknolojik alet kullandık, 50 bin. Oh, siz şey misiniz? Ne yalancı bir adamsınız. 50 bin lira verebilir miyim ben size ya? Saçmalamayın, okul taksitini ödeyemiyorum kredi ben. Kredi kartına taksit yapıyoruz 12. Ay, inanmıyorum. İsterseniz kredi çekecekseniz de yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederim. Neyse, bu maddi konuları zaten sekreterimle konuşun. Tabii, biz tabii. Bu oyunu bitirelim. Biz hallederiz, tamam, aynen. Hoşça kalın. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet hocam, doğru öğrenme tekniği, evet. Beyin detoksları vesaireler. Şimdi bir konuğumuz var. Program başında da söylemiştik. Doktor Habib Demirel bizlerle birlikte olacak. Konuğumuzu hemen davet ediyoruz yayınımıza. Kendisi geliyor şu anda. Alkışlarınız var. Habib Demirel. Hocam buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam merhaba, siz hoş geldiniz. Buyurun, ben de sizi böyle alalım. Hocam hoş geldin. Evet. Şimdi konuşmaya başlayacağız ama oyunumuzda da gördüğünüz gibi beyin detoksu tam da böyle bir şey değil mi hocam? Evet, yani beyin detoksu tabii benzer olarak oynamışsınız. Gerçekten çok güzel. Biz beyin detoksunu şöyle kullanıyoruz. Yani çocuk anne rahmine düştükten sonra, yani ilk etapta böyle bir aylıkken ağzının bu bölümünde dokunma duyusu gelişiyor. İki aylıkken vücuttaki dokunma duyusu gelişiyor. Aslında çocuk anne karnında bir suyun içerisinde. Amniyon dediğimiz bir sıvının içerisinde. Ve burada yaklaşık iki aylıkken testosteron dediğimiz bir hormon var. O hormon geliyor. Beyinde özellikle konuşma brok alanını geriletir, durdurursa böylelikle çocuk erkek oluyor. Yani erkeğe doğru meylediyor. Aslında her cenin dişi olarak oluşuyor. Böyle bir hormon gelirse çocuk erkek testosteron hormonuyla beraber erkek hormonları etkin oluyor. 6. ayda da işitme, yaklaşık 5-6 ay içerisinde anne karnında işitme duyusu gelişiyor. Ve o arada 6. ayla 9. ayın içerisinde beyin 6. aya kadar dümdüz bir şekilde, 6. 9. ayda artık girintiler oluşuyor. 11. doğmadan bir ay önce de işte o dönemlerde 8 ay civarında budanma oluşuyor. Aslında hani burada hep konuşuyoruz. Çocuktaki beyin kapasitesinin hepsini aslında anne karnındayken oluşturuyor. Aslında biz sorabiliriz. Yani benim şu an mesela bu kiloda olmam annemin bir tercihi. Sizin zayıf olmanız belki annenizin bir tercihi. Niye? Çünkü anne hamilelik döneminde ne yiyorsa, yani neye doğru meylediyorsa, mesela ete doğru meylediyorsa o çocuk şişman olacaktır. Çünkü çocuğun ilerideki dönemde kokuyla ilgili alıyor ya, aldığını çocuğa yolluyor, öyle hocam, diyelim. Bu kebapçıların da bir suçu yok mudur acaba bu şeyde? Şimdi şöyle söyleyeyim, onu evrenin sahibi öyle bir şekilde yaratıyor ki, çocuk işte o kebap, anne o kebap kokusunu duyunca çocuk aslında orada bir refleksle cevap veriyor, kusma. Hmm. Aslında anne o kusmayla beraber geri çekilse gerçekten natürel olarak çocuk doğacak. Ama anne geri çekilmiyor. Kebap seviyorum diyor, kokuyu burnunu kapatarak yiyor ya da zorlayarak yiyor. Aslında bize yani gerçekten natürel durumumuz anneyi yönlendiriyor. Yani burada aslında hani zeka ile ilgili demin söyledik. Çocuğun mesela o işitme döneminde eğer anne çok sesli yerlerde duruyor, birçok sesi alıyorsa çocukta yarın ileride odaklanma sorunu başlıyor. Niye? Çünkü çocuk orada ancak işitirken anne baba ve yakın sesleri işitmeye çalışıyor. Ama siz bir film izliyorsunuz o film içerisinde. O filmde kabus görüyorsunuz, korku görüyorsunuz. Ona bağlı olarak hormonlarınız değişiyor. Strese giriyorsunuz, kortizon artıyor.
Bu böylelikle hormonlar aynı şekilde kan yoluyla çocuğa geliyor. Aslında çocuk da aynı şeyi paylaşıyor. Siz orada öldürülecekmiş korkusunu hissedince çocuk da biri beni öldürecekmiş korkusunu hissediyor aslında. Yani ama, bu durumda doğuştan mı zeki olunuyor ve öyle doğuluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani biz tamamen tabii ben yüzlerce 500 bin öğrenciyle görüştüm, ettim, çalışmalar yaptık. Yani zeka tabii şu an tanımı da çok tanınmış bir şekilde oluşturulmamış. Ama biz zekaya şöyle diyoruz. Yani algılarımızla edindiğimiz bilgi, yorumlama ve o yorumlamayla beraber ona ait gelen sorularda benzerlik kurarak hızlı bir şekilde cevap verme. Yani zeki çocuğa bunu diyoruz. Zeki. Zeka geliştirilebilir bir şey o zaman. Şimdi zeka geliştirilebilir ama şunu söyleyeyim. Yani bütün çocukları, bütün beyinleri zeka üzerinde ölçeklendirmek bir eşitsizlik. Niye bir eşitsizlik? Yani çocukların hepsi biz diğer ülkelere baktığımız zaman buluş oluşturma çok önemli bir yerde duruyor. Yani bugün dünyanın en ünlü ya da en hakim olan ülkeleri buluş oluşturanlar, zeki olanlar değil. Şimdi zeka, hafıza ve buluş oluşturma beynin farklı yerlerindeki gelişim, hareketlenmeler. Yani ama sağ taraf, sol taraf. Sağ taraf, sol taraf, iç taraf, üst taraf, alt taraf. Yani öyle bir şey ki bir de şu tanım var. Yani bu işi tabii çok iyi bilmeyenler sağ sol beyin diyorlar, bitiriyorlar. Öyle değil. Yani bir beynin sağ ve solunu da çalıştırırken zaten ritmi onu çalıştırıyor. Beyin bir ritim içerisinde ve öyle bir ritim içerisinde ki beynin ön alanı bir ritim içerisinde. Arka tarafı ayrı, içerisi ayrı, öbür tarafı ayrı, öbür tarafı ayrı. Her yer bir ritim içerisinde. Ve bu ritmi siz demin tek bir ritim kabul ederseniz yanılgıya düşersiniz. Ama bu ritmin içerisinde de öyle bir şey var ki bugün yani Türkiye'de ya da diğer birçok ülkede buluş oluşturamamamızın sebebi biz çocukları hep zeka yönüyle alıyoruz. Zeki mi değil mi? Whiskar diye bir testimiz var. Evet. Alıyoruz. Onunla ilgili sözel, sayısal testler oluşturuyoruz. Ve diyoruz ki işte eğitmek. Demin arkadaşımız çok güzel bir şekilde şey yaptı. Yani hızlı kaç kere vurabilirim. Bu bir motor fonksiyon ölçeği. Yani hafıza ve motor fonksiyon ölçeği. Yani bu ölçek oluşunca bazal ganglion, cerebellum bir ritme geliyor. Ve otomatikmen o hareketler oluşuyor. Biz buna eğitmek diyoruz. Ama öğrencilerle ilgili aslında eğitmek koşullama demek. Öğrenme var aslında. Aslında eğitmeye zaten ergenler karşı. Yani eğitmeye, koşullanmaya ama öğrenimle ilgili durum farklı. Biz şimdi herkesi, her çocuğumuzu gerçekten öğrenme teknikleriyle ilgili olarak öğretmeye ya da işte demin sınav sistemine hazırlamaya ve demin ilkokul işte birden itibaren sınav, ödev, sınav, ödev, sınav, ödev. Böylelikle ne oluyor? Aslında sistem içerisinde biz hem zekayı, hem hafızayı, hem buluşçu zihni, hem kişinin yapabileceği, demin bir ölçekten bahsedeyim. Mesela diyoruz ki hafıza motor ölçeği, yani bir şeyi görüp, mesela bir uçak sayında herhangi bir parçayı görüp, gelip aynısını yapma. Bu çok önemli. Hocam. Ama biz bu ölçeği geliştirmiyoruz. Bu ölçeği geliştirmeyince de ne yapıyoruz? Sürekli her beyni zeka üzerinde koşullayıp sınav sistemini ayarlayınca çocuktan aslında eşitsizlik yapmış oluyoruz. Yani burada tabii ki öğrenmeyle ilgili olarak farklı teknikler var. Biz bu teknikleri gerçekten kullanıyoruz, uyguluyoruz. Niye? Çünkü bir sınava girecek. Bu sınavda da o teknikleri kullandığı zaman %20-25 marj elde edebilecek bir duruma gelecek. Ya da yandakine fark atacak. Hı hı. Hocam hani vaktimiz de az mutlaka yani saatlerce konuşulabilecek şeyler ama hem çocuğun daha ana rahmine düşmeden üstün zekalı olabilmesini sağlayan Zismer teknikleri adı verilen bir teknik geliştirmişsiniz siz. Hem de bu beyin detoksu ve düşünce durulama tekniğinden de isterseniz bahsedelim. Bir anda süre bitti, ah konuşamadık demeyelim. Ya Zismer tekniğinin ismi Zekeriya İsa Meryem tekniği. Yani aslında bu yurt dışından da bazı şeyler geliyor. Tabii
görüşmeler ya da nedir diye. Yani sonuçta çocuk, mesela burada biz tabii şunu yaptık. Yani İsa Aleyhisselam nasıl doğuşta hemen doğar doğmaz konuştu? Mesela beyin gerçekten bunu oluşturabiliyor mu? Şimdi biz demin dedik, ne dedik? Hayvansal hamilelerin hayvansal ürünlerden uzak kalması lazım. Yani ne kullanabilir? 15 güne bir kullanabilir. Çünkü sonuçta etle aldığı proteinler var, onu alacak. Daha çok biz dedik ki sebze türü ağırlık, sebze türüne ağırlık verecek. Niye? Çünkü sindirimi rahat olacak, çocuğa aynı şekilde rahat gidecek, çocuk beslenecek ve bu arada diğer ritimlerle beyin gelişimi daha hızlı olacak. Çünkü demin sağ sol beyin dediniz. Bakın, anne karnı, su ortamında ve karanlık. Ve beynin hangi alanı gelişiyor? Dikkat edin, beyin şu şekilde doğuyor ve gelişiyor. Şöyle, yani sağ soldan önde. Böylelikle ne yapıyor? Demek karanlık ortamda sağa doğru bir meyil var. Yani daha yaratıcı. Tabii. Yani şimdi biz burada ne yapıyoruz? Aslında hayatla bilgiyi birbirine paralellik oluşturamayınca o bilgi kalıcı kalmıyor. Evet. Bizim zaten sıkıntımız bu. Yani beynin en önemli alanlarının biri ne? Buluşçuluk için asosyasyon alanları var. Yani gelen dışarıdan görme, işitme, dokunma algılarının birleşen alanlarının hareketlenmesi. Bir bölgeyi ne kadar hareketlendirirseniz o kadar gelişir. Yani bundan dolayı da o bölgelerle ilgili tabii özel çalışma var. Aslında biz işte son nihai buluş oluşturmada beyin durulama ya da beyin detoksunu kullanıyoruz. Ya da demin dediğim gibi işte hayatımızın çok kırılma anları var. Yani kişi gelen öğrencilerde oluyor. Bir bakıyoruz ki 12-13 yaşında ya da 10 yaşında ya da 15 yaşında. Bir yere takılmış kalmış takılmış gibi işte. Mi? İşte. Yani evet. Beynin singulat korteks dediğimiz bir yeri var. Takıntı merkezi, endişe merkezi. Hı hı. Yani bu tabii her bayan ve erkeğin de öğrenme durumu farklı. Çünkü demin dedik ki testosteron geliyor. Ne yapıyor? Östrojen ağırlıklı oluşturuyor. Östrojen bayanlarla etkin bir hormon. Oksitosin aynı şekilde. Erkekte testosteron, vazopressin. Yani aslında öğrenme stilleri de değişiyor. Bayan kaybetmeme üzerinde bir öğrenme stilinde daha iyi motivasyon sağlıyor, öğreniyor. Erkek çok enteresan. Ödül yani. Sistemi üzerine. Yani bugün biz mesela bayan öğrencilerde hep şunu diyoruz. Yani motivasyonu pik yaptırmak için mesela kaybetme üzerine. Sen bunu kaybedersen ne olacak? Panikliyor hemen. Çok niye enteresan. Panikliyor? Beyne 8 kat birden dolaşıma kan miktarı gidiyor. Biz bunları neyle biliyoruz? Fonksiyonel MR'larla biliyoruz. Yani o an hızlı bir şekilde. Ama erkekte öyle değil. Kaybedersen bir şey olmaz diyor. Ne kazanacağım? Şimdi kazanma. Ne kazanacağım? Bu sefer tabii ödül sistemi bu. Yani erkekte kaybetmeyi koyduğunuz süremiz zaman çok çok azaldığı için hocam hemen bu uygulamaları hani terapi olarak mı uyguluyorsunuz yoksa ciddi bir hani şeyi var mı, ilaç ya da bilmiyorum hani evet. Nasıl uygulamalarla bu durulama şimdi şöyle yani uygulamayı? Biz zaten bir takım ölçeklerimiz var biz yani bir kere ne hedefliyor kişi, yani biz böyle baktığımız zaman, hangi öğrenciye baktığım zaman, ben şöyle baktığım zaman hemen kapasitesini, zeki mi, buluşçu mu, hafızası mı güçlü, hemen baktığım zaman 2 dakikada çözüyorum zaten. Ondan sonra da onunla ilgili ama hepsi ya. Zeki gözüküyor değil mi öğretmenim? Çok zeki hepsi gözüküyor gördüğüm yani kadarıyla. Hepsi zeki gözüküyor, evet. Evet. Yani, zaten okul olarak Atatürk Lisesi, herhalde bu Atatürk Lisesi değil mi? Evet, evet, yani orası benim yeğen de orada okumuştu. O dönemde tabii yıllar önce, o zaman TÜBİTAK oraya gönderiyordu. Hocam, özel hocam çok, ya çok konuşulacak şey var. Süremizi bitirdik. Süre bitti. Bunu ama programdan sonra bir konuşalım. Sizi tekrar misafir evet, edelim. Evet, şöyle, mutlaka. Yani şöyle söyleyeyim. Burada söylerken aslında biz biyokimyasal nöropsikolojik analiz yapıyoruz. Yani bir gencin durumu ne? Ne çıkabilir onda? Hangi tekniklerle yönlenebilir? Hedefi ne? Biz onda da mesela diyoruz Hamsi metodu diye bir şey söylüyoruz. Hedef, azim, mücadele, sabır, evet. İstikrar. Evet. Çok hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Vallahi, kusura bakmayın, ne yapacağız bilmiyorum. Olur. Şimdi yönetmenimize soracağız yayından sonra ne yapacağımızı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Fatih çok hocam, enteresan çok bilgiler sağ olun, paylaştınız. Hocam. Ben eski yapacaktım ama daha sonra. O zaman süre bitti. Eskiliğe de vakit kalmadı. Evet. Teşekkür ederiz. Kitap olarak da Aklın Kör Noktası kitabımız var.
onu da söylemiş olayım. Evet, tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir başka programa Doktor Habib Demirel bizlerle birlikteydi. Konuya gerçekten doyumu olmadı. Sohbet için teşekkür ederiz. Fatih Aytaç hocamıza her çarşamba bizlerle sağ olsun, var olsun. Yine keyifli bir sohbet vardı. Yarın aynı saatte TRT Okul ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalma hayat okulunda, sorular zorsa şaşırıp tekleme, zaten işin çok yenisini ekleme, tek ayak üstünde köşede bekleme, sınıfta kalma hayat okulunda. Her şey yolunda, hayat okulunda.